20 Ocağı biz evet hani katliam diye söylüyoruz ve tabii kayıplarımızı anıyoruz ama bunun yanı sıra Azerbaycan tarihinde de çok onurlu da bir sayfa aynı zamanda orası. Tabii ki yani düşün, tankların önünden kaçmayan efendim insanlardan İnsanlar. bahsediyoruz. Nasıl bir ruh birliğiyse oradaki ama Evet. o çok enteresan. Hani biz hep diyoruz ya bazen yani hep kendimizi küçük küçük azınlıklar gibi zannediyoruz ama bir araya geldiğimizde ne kadar büyük gücüz. Onun farkına varmışlar demek ki. Tabii şey Primakov, biraz önce bahsetmiş olduğumuz o Primakov. Bu arada Ha, telefon bir hattımızda tane. yine biri var. Bekletelim, Hayır bekletmeyelim hayır bence diyorum. bekletmeyelim. Tamam. Hayır. Biz Sinan Oğan, MHP Iğdır öyle Milletvekili. mi? Sabah da bizim yayınımıza katılmıştı. Sayın Oğan merhabalar. Merhabalar, ben büyük bir memnuniyetle beklerim. Çok kıymetli dostumuzu, hem fikir adamımızı hem sanatçımızı büyük bir memnuniyetle dinliyordum. Vallahi hiç telefonun bir ucunda büyük bir zevkle dinliyordum. Dinlemeye de büyük bir memnuniyetle devam etmek isterim. Estağfurullah hocam, hak geldi, baltı sustu. Aman estağfurullah. Şöyle başlayalım mı? Siz hani en başta biz burada Türkiye'deki gösterilerden bahsetmiştik. O gösterilere öğrenciyken katılmış olan ve bunların başında olan bir isim aynı zamanda Tabii bildiğim tabii. kadarıyla Sinan Oğan. Sabah biraz anlattı gerçi yayında ama ben isterim ki bu yayında da bizimle paylaşsın Tabii o Sinan dönem Ogan, yaşadıklarını. Çiğdemciğim belirtelim, Sinan Ogan aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler uzmanı. Evet. Ve bütün bu işlerin önünü, arkasını, sağını, solunu çok iyi bilen, sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda bu işin dersini veren ve Türksam.org'dan da takip edeceğimiz gibi Türk Dünyası Araştırmalar şeyinde, Türksam'ın başında bulunan çok önemli bir akademisyen. Yani Evet. sadece Iğdır'ımızın milletvekili olması zaten benim için büyük bir fahriyet konusudur. Ama zaten bu konuların uzmanı kendisi. Yani o Doğru. yüzden Başkası zaten tabii hani tabii. konuyu verip hadi bütün bilgileri almak Evet, gerekiyor herhalde. aynen Sayın Oğan sormak isterim öyle. özellikle dediğim gibi o gün 19'u 20 Ocağı bağlayan gece ve o gün neler yaşadığınızı da merak ediyorum. Çok teşekkür ederim yeniden bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Ahmet Bey ile Ahmet Şafak'a da saygıyla selamlıyorum. Estağfurullah hocam, benim kalbim. Sadece Türkiye'nin değil, Azerbaycan'ın da çok sevdiği, Türk dünyasının da çok sevdiği hem bir fikir adamı hem bir sanat adamı. Dolayısıyla Ahmet Bey ile de aynı programda olmaktan ayrıca Estağfurullah hocam. mutluyum, gururluyum. Şimdi sabah da bir miktar konuşma fırsatı bulmuştuk. Bugün 20 Ocak, 20 Yanvar, Azerbaycan Türklerinin ifade ettiği gibi. Tam 22 sene öncesine döndüğümüz zaman çok farklı bir dünya vardı. Bir tarafta Sovyetler Birliği vardı, bir tarafta Amerika Batı vardı. Ama Sovyetler Birliği'nin dağılmaya yüz tuttuğu günlerdi. Biliyorsunuz tam da bu günlerde, böylesi dönemlerde bu tür imparatorlukların en tabiri caizse şiddete en meyilli olduğu dönemlerdi. Ve bu şiddete meyillilik aynı zamanda imparatorluğu, bu baskı imparatorluğunu kurtarma düşüncesinden de kaynaklanıyordu. Bunun içinde bağımsızlık isteyen herkes ve özellikle de Türkler birinci derecede düşman olarak görülüyorlardı ve başını kaldırmak isteyenin adeta üzerine tankla gidiyorlardı. O günlerde ben bir öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim. İstanbul'da Azerbaycan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurmuştuk. Ve orada Azerbaycan Türklerinin bağımsızlık isteklerini, hür sesini Hazar isimli gazetemiz ve Azerbaycan Türkleri isimli dergimizle anlatmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda Türk dünyasının meselelerini orada hem öğreniyorduk, hem tartışıyorduk, hem de Türk kamuoyuyla paylaşıyorduk. Bundan birkaç gün öncesinde zaten Sovyetler Birliği'nin bir müdahalede bulunacağının ilk sinyallerini almaya başlamıştık. Çünkü yavaş yavaş Azerbaycan'dan irtibatlar kesiliyordu. Telefon irtibatlarımız vardı. Tabii o zaman şimdiki gibi öyle internet vesaire yoktu. Telefon irtibatlarımız vardı. O telefon irtibatları da yavaş yavaş kesiliyordu. 19 Ocağı 20 Ocağı bağlayan gece bütün irtibatları kesmeye çalıştılar. Bir tek Türkiye ile irtibat kanalı bizim dernek kalmıştı. Biz de zaten
son bir haftayı yurda, o zaman yurtta kalıyorduk. Yurda gitmeden dernekte yatıp kalkarak geçiriyorduk. O son bir hafta içerisinde biz bunu hissetmiştik ama bir çıkış yolu bulmuştuk. Kahraman bir Azerbaycan Türk'ü Oruç Bey, ki sonradan şehit ettiler. Oruç Bey geceleri gidiyordu, İletişim Bakanlığı'nda çalışıyordu. Gizlice bakanlıkta bir şekilde bir kanal vasıtasıyla oradaki bütün olan biteni, durumu, Rusların baskılarını, Azerbaycan'ın bağımsızlık isteklerini bize yansıtıyordu. 1990'ın 19 Ocağı'nı 20 Ocağı bağlayan gece oraya Rus tankları girdiğinde artık Azerbaycan halkının bağımsızlık isteğini kırmak üzere, yıkmak üzere girmişti ve birçok oradaki Türk'ü katlettiler. Yüzlerce insanımız katledildi. Yüzlerce insanımız kayıp, hala kayıp, hiçbir haber alınamadı. Yüzlerce insanımız yaralandı. Atatürk'ün bir sözü çok önemlidir. Nasıl ki Haydar Aliyev'in bir milletin iki devleti sözü önemliyse, Atatürk'ün de Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz sözü çok önemlidir. O gün Azerbaycan'ın kederi vardı ve Sovyetler Birliği 70 yıl bir demir perdeyle Azerbaycan Türklerini Anadolu Türklerinden ayırmıştı. Ama Azerbaycan'ın kederini biz o gün ta yüreğimizin en derinlerinde hissettik. Ve ne yapabilirdik? Onu oturduk, arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsi öğrenciydi. Bakınız, o dönemde derneğimizdeki, tabii büyüklerimiz de vardı ama daha çok öğrencilerin ön planda, o heyecanlı gençlerin, ki o dönemde partimizin, ülke ocaklarımızın hep beraber gayretiyle biz İstanbul'da öğrenciler kendi aramızda harçlıklarımızı bir araya getirdik. Bir gecede organize olduk. 25 bin kişi Taksim'de meydana toplandı. Ve Taksim meydanından Sovyet konsolosluğuna doğru biz yürüyüşe geçtik. 25 bin kişi siyah çelenkle Sovyet konsolosluğunun önüne geldik. Ve o an, şimdi hatırlıyorum, Japon televizyonu vardı. Dünyanın birçok televizyon kanalına Azerbaycan'daki gerçekleri ben çıkıp bir yüksek bir yerden kalabalığa seslenmiştim. Oradaki vahşeti dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Ve bunu bütün kanallar yayınladıktan sonra Türkiye'de, Iğdır'da, Kars'ta, Adana'da, Kayseri'de, Ankara'da, birçok yerde Türkiye ayağa kalktı. Ve Türkiye'nin bu ayağa kalkması tabii ki dünyayı da etkiledi bir noktada. Sovyetler Birliği de geri adım atmak durumunda kaldı. Ve tabii ki Azerbaycan halkı da ayağa kalktı. 1 milyon, 1,5 hatta 2 milyon insan azatlık meydanında şehitlerin cenazesine katıldı. Onların defin merasimine katıldı. Biz o zaman bir millet olduğumuzu 70 yıl aradan sonra yeniden kucaklaştığımızın bilincine vardık. O dönemlerde çok talihsiz açıklamalar oldu. O dönemlerde Azerbaycan Türklerini ilk defa duyanlar, aa bunlar da Türkçe konuşuyormuş diyenler oldu. Farklı şekilde algılayanlar oldu. Cumhurbaşkanının, rahmetli Özal'ın, çok o zaman talihsiz bir açıklaması oldu. Gerçi sonra düzeltti ama hiçbir şey iki kardeş halkın kucaklaşmasını engelleyemedi. Hiçbir şey Azerbaycan Türklerinin bağımsızlığını engelleyemedi. Yüzlerce şehit verildi ama neticesinde Azerbaycan bağımsız oldu. Ama çok geçmedi. 2 sene sonra Hocalı'da toptan Azerbaycan Türkleri yok edilmek istendi. Bir Azerbaycan kenti, ilçesi, bütün kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla yeryüzünden silindi. Bugün Ermenistan'a devlet başkanı olarak gelmiş Serj Sarkisyan bizzat Hocalı katliamını yönetmiştir. Hocalı soykırımını bizzat yönetmiştir. Ve Azerbaycan'ın 19 Ocak'ta, 20 Ocak'taki bu Sovyet katliamı, 26 Şubat 1992'deki Hocalı soykırımı, bütün bunlar Azerbaycan Türklerindeki o vatan sevgisini daha da perçinleştirdi. Bağımsız yaşama isteğini daha da güçlendirdi. Ve Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine daha çok kenetlendirdi. Bunun bugün de neticesini görüyoruz. Ben şunu şimdi da ifade etmek istiyorum. Ben Azerbaycan'dan bu gece geldim. Oraya gitme amacımız Fransa'daki bu Türk tarihine soykırım lekesini
vurmaya çalışanlara karşı aynı cephede olduğumuzu göstermekti. Ama biz oraya sadece teşekkür ziyareti yapmak durumunda kaldık. Çünkü biz gitmeden Azerbaycan zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştı. Hı hı. Tabii bizim basınımızda bir takım yanlı haberler çıktı. Azerbaycan'ın bu konuda üzerine düşeni yapmadığı şeklinde. Azerbaycan Türklerine, o kardeşlerimize sordum. Dedim ki, ya Türk basınında bakın bu şekilde bazı gazetelerde manşet olunmuş, işte Azerbaycan niye destek vermedi diye. Niye bunu tanıtmıyorsunuz Türk basınına? Dediler ki, en üst seviyede dedi ki, kardeşin kardeşe yapması gerekenin basına, reklamına ihtiyaç var mı dedi. Biz bunu bir görev atfettik dedi. Bunu sadece Anadolu Türklerine değil, Azerbaycan Türklerine karşı da bir hakaret, Türk tarihine karşı bir hakaret olarak atlettik. Üzerimize ne düştüyse yaptık. Biz kalkıp kardeşin adeta yüzüne vurur gibi, ya biz sizin için şunları yaptık diyecek halimiz yoktu ki dedi. Hı hı, hı. Hakikaten de doğru. Yani ben izin verirseniz neler yaptığını çok kısa anlatmak istiyorum. Buyurun. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından açıklama yapılmış Cumhurbaşkanı adına, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Müşaviri Nevruz Memedov açıklama yapmış. Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın bizzat kendisi Fransa'yı kınayan açıklama yapmış. Azerbaycan Dışişleri Bakanı dün Fransa'nın Bakü Büyükelçisi'ni çağırmış. Ağır bir şekilde bu meselenin sonuçlarının iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini ağır bir şekilde kendisine iletmiş. Azerbaycan'ın Fransa'daki Büyükelçisi Türk Büyükelçisi'yle beraber Paris'te ortak çalışma yapması için görevlendirilmiş. Fransa'daki 5 Azerbaycan Türkü Derneği Fransa'ya itiraz notası vermiş. Azerbaycan Parlamentosu, Milli Meclis diyor Azerbaycan Türkleri, 2 gün süren özel oturum yapmış. 125 milletvekilinin ortak imzasıyla ve meclis başkanının da mektubuyla Fransa Senatosu'na müracaat kabul edilmiş ve müracaat edilmiş Fransızca'ya tercüme edilerek. Azerbaycan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun yine Fransız Parlamentosu'na bu kararın yanlış olduğunu bildiren bir mektubu var. Aynı şekilde Azerbaycan'ın Fransız Senatosu'ndaki ilişkide olduğu, dostluk grupları vasıtasıyla diğer vasıtalarla ilişkide oldukları senatörler bir bir aranmış. Kimin hangi, kim neyi tanıyorsa, kimin neye imkanı yetiyorsa senatörlerin önemli bir kısmı bizzat ikna edilmiş. Ve bu konuda Ermenistan'ın propagandasına kanmamalarını, gerçeğin yanında olmaları gerektiği ifade edilmiş. Ve onlar da ikna olmuşlar, ikna edilmiş. Bizden daha mı çok Kafkasya Müslümanları dini idaresi başkanı Şeyh Rüstem Alaşkır Paşazade Sarkozy'ye mektup yazmış. Evet. Azerbaycan'daki vatandaşlarımız gösteriler yapmışlar, sokağa çıkmışlar. Sivil toplum kuruluşları, gazeteler. Yani bu listeyi bir tarafa koyun ve AKP hükümetinin yaptıklarını bir tarafa koyun ve eliniz vicdanınızda söyleyin Allah aşkına. AKP hükümeti mi çok çalışmış bu manada? Azerbaycan Türkleri mi çok çalışmış? Dolayısıyla ben üzülerek ifade ediyorum. Bakın hükümetimizin bu konuda çabaları son derece zayıf kalmıştır. Ve bununla da yetinmemiştir. Ben bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile konuştuğumda dedi ki Türk Cumhuriyetlerini harekete geçirmek lazım dedi. Onların desteğini sağlamak lazım dedi. Biz Ekmelettin İhsanoğlu İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteridir dedi. O İslam dünyasını, Arap dünyasını harekete geçirmek hareket lazım yok dedi. Arap dünyasının ben hareketi var. Bununla ilgili ne yapılması gerekirse yapayım. Hatta Türk Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanlarını arayacağını ifade etti Sayın Aliyev. Bizimkiler ne yaptılar? 22 Aralık'ta bakınız. 22 Aralık'ta Fransa'da parlamentosundan bu karar kabul edildi. 28 Türkiye aleyhine. AKP hükümeti ne yaptı biliyor musunuz? 28 Aralık'ta Fransa'nın %15 pay sahibi olduğu Güney Akım projesini onayladılar, kabul ettiler. Yani AKP hükümeti Fransa'yı ödüllendirirken Azerbaycan bu konuda üzerine düşeni yapmıştır. Çok samimi. Türk milleti burada üzerine düşeni yapıyorken AKP hükümeti maalesef Fransa'yla bir takım ticari oyunlar içerisindedir. Dolayısıyla da
20 Yanvar, 20 Ocak'tan yola çıktık. O günleri yad ediyorduk, şehitlerimizi rahmetle anıyorduk. Ama bugün bizim kardeşliğimize zarar vermeye çalışanların da şunu bilmesi lazım ki, bir Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Türkleri üzerine düşeni yapmıştır. Bir Türk Cumhuriyeti olan Türkiye Türkleri de üzerine düşeni yapıyor. Ama maalesef Türk kelimesinden rahatsız olan AKP hükümetine yapmıştır. Bunu gelin konuşalım. Gelsin AKP bunun hesabını versin. Ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim ve ben Dışişleri Komisyonu'na üyesi olduğum komisyonumuza itirazda bulundum. Dedim ki biz komisyon olarak niye dedim bir karar almıyoruz? Niye şimdiye kadar bir karar almadı komisyonun bütün üyeleri, yani bütün yönetimdeki üyeleri AKP'li. Ben dedim bir muhalefet parti temsilcisi olarak ne başkanım, ne başkan yardımcısıyım, ne genel sekreterim, ne sözcüyüm. Hepsini sizin sayınız çok diye siz aldınız. Ama ben bu komisyonun bir üyesiyim ve Fransa özel oturumu yapmaya çağırıyorum dedim sizi. Allah için bütün komisyon üyeleri de, komisyon başkanımız da bu teklifimizi kabul etti ve ortak bir açıklama yaptık. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olarak bendenizin komisyona bu çağrısından sonra yapılmıştır. Çağrıda da bulunmasaydınız ne olacaktı? AKP hükümeti bu konuda üzerine düşeni yapmamıştır. Biz o kadar İslam dünyasının yanındayız. Filistin'in yanındayız, Gazze'nin yanındayız, Mısır'ın, Libya'nın, Tunus'un. Peki Libya'ya biz o kadar destek olduk, Tunus'a, Mısır'a bu konuda bir tek kelime niye etmediler Allah aşkına? Hükümet çünkü bu konuda zayıf. Hükümet bu konuda üzerine düşeni yapmamıştır. Hükümet bu konuda Türk Cumhuriyetlerini aramamıştır bile. Bakınız bazı şeyleri medya önünde konuşmak istemiyorum, emin olun. Ama yani öyle noktadayız ki, biz bu konuda öyle bir noktadayız ki insan bazı gerçekleri öğrendikçe hayretler içerisinde kalıyor. Bu mesele bizim bir numaralı meselemizdir. Çünkü Türk tarihine bir kara leke yakılmak istenmektedir. Bakınız soykırım suçu dünyanın en ağır suçudur. Benim babamı, dedemi Ermeniler Iğdır'da camilere doldurup yakmıştır. Ama Ermeniler bizi soykırımcı olarak göstermeye çalışmaktadır. Neden? Çünkü AKP'nin beceriksizliği yüzünden. Neden? Çünkü AKP bu konuda üzerine düşeni yapmadığı için. Neden? Çünkü AKP Suriye'de devrimcilikle uğraştığı için ve AKP Türk Cumhuriyetlerini unuttuğu için, onları harekete geçiremediği için. Allah'a şükür ki Azerbaycan bu konuda hiç AKP'nin çalışmalarını beklemeden üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Türk basınına düşen de bunun Türk kamuoyuna yansıtılmasıdır. Bengü Türk'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi Türk dünyasını doğru yansıtma konusunda da her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapmaktadır. Diğer kanallara da sizin vasıtanızla çağrıda bulmak istiyorum. Gelin gerçekleri yazın. Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek gerçekleri yazın. Gidip de Türk dünyasında sıkıntı yaratacak olmayan şeyleri olmuş gibi yansıtmaktan da vazgeçin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oğan katıldığınız için. Sağ olun. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum tekrar. Ahmet Şefa'ya da tekrar saygılar selamlıyorum. Bir mukabil hocam. Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.